Belki ilk günden biraz abartı olacak ama beni oyun dünyasına tekrar döndürecek kadar başarılı bir performansa sahip dizüstü bilgisayar şu anda yanımda. MSI GS66 Stealth bu dizüstü bilgisayara bu videoda yakından bakacağız. Önce şunu söyleyeyim gerçekten müthiş bir performans yani sakın yanlış anlamayın etkilendiğim için ve bu heyecanı hala üzerimde taşıdığım için söylüyorum bir ekran deneyimi ve işlemci ekran kartı bunların bana vermiş olduğu performansla beraber ben bu zamana kadar hayatımda bu kadar keyifli bir oyun oynadığımı hatırlamıyorum arkadaşlar bunlar tamamen benim kendi deneyimlerim birileri bana bunu söylediği asla böyle bir telkinde bulunmadı tamamen kendi deneyimlerimi sizlere şu anda anlatıyorum çünkü ekran konusu çok önemli ve aynı zamanda ihtiyaç duyduğunuz performansı sağlayacak teknolojileri de barındırması önemli. Bunlara geleceğiz ama öncesinde dikkatimi ne çekti biliyor musunuz? Çok efendi bir tasarıma sahip. Mesela ben şu anda 40 yaşına doğru yaklaşan bir oyun severim, oyun tutkunuyum. Yani baktığınız zaman piyasada acayip laptoplar var ya taşırken ya tamam yap abi renkli bir şeyler yap, seviyoruz. Güzel, yenilikçi, insanlar böyle renkli şeyleri seviyor ama ya bazen çıkarttıkları oluyor. Yani ben o laptopu yanımda taşımak istemiyorum. O nedenle biraz daha efendi bir şey olsun. Yani bunu sadece hani benim yaşım 39 olduğu için söylemiyorum. Birçok insan benim gibi düşünüyor. Artık böyle yanar dönerli bir yerlerden yanan sönen çok görmek istemeyenler var. Eyvallah olsun. Mesela klavyeden birazdan bahsedeceğim. Güzel bir klavyesi var. Yine renklendirebiliyorsunuz. İstediğiniz her tuşa bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ama benim gerçekten çok beğendiğim bir tasarıma sahip. Bir de dizüstü bilgisayar deyince olay sadece oyun değil. Bakın bunda 10. nesil Intel işlemci var. Sonrasında Nvidia'nın yepyeni bir grafik ünitesi var. Şimdi bu ünitelerle beraber bu performansla sadece oyun için kullanmıyoruz ki şu anda beni ümit çekiyor. Mesela bu aynı zamanda çok iyi bir montaj bilgisayarı da olabilir diye düşünüyoruz. Yani bunda. Yapmış olduğumuz 4K video çekimlerini montajlayabiliriz. Veya mühendislik tasarımları yapan kişiler güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyuyor. Onlar için de yine kullanabilirler. Tabii ki o işler için üretilmiş üst seviye modeller de var ama çok amaçlı bir bilgisayar olarak kullanabilirsiniz. Hatta şu efendi tasarımından dolayı ben bunu bir iş bilgisayarı olarak da kullanabilirim. Klavyesinden de birazdan bahsedeceğim. Gerçekten tasarımı hoşuma gitti. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi beni yakından tanıyanlar, sosyal medya hesabımı takip edenler biliyor. İş için MacBook Pro'yu kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. Ama söz konusu oyun olduğunda MacBook Pro hatta çok da güçlü bir bilgisayarım var. 16 inçlik bir MacBook Pro kullanıyorum. MacBook tarafında Arcade ile sınırlandırılabiliyorum ya da işte Steam'den oyun oynadığımda yani şu bilgisayardan aldığım keyfi heyecanı alamıyorum. Bu bir gerçek. Diğer Mac kullanıcıları da hatta fanları da beni kesinlikle anlayışa karşılayacaktır diye düşünüyorum. O nedenle bir Windows bilgisayara ihtiyaç var mı? Cevap evet. Oyun tutkunuysanız kesinlikle Windows işletim sistemi böyle bir cihaza ihtiyacınız var. Ama bu kadar performansı açıkçası gerçekten beklemiyordum. Yani oyun bilgisayarı dediğiniz zaman tamam güzel oynarız, kurarım bilgisayarı bunları bekliyordum ama bu kadar performans beklemiyordum. Tabi ben niye bu kadar etkilendim? Yani abi seni hiç böyle görmemiştik diyebilirsiniz. Şimdi ekran beni etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi. Full HD bir ekran var ama 240 Hz tazeleme oranına sahip. Şimdi normalde ben böyle kulaklıklarla çıkmam ama bol bol oyun oynadığım için dedim bu zevki tamamlayayım bir tane faaliyet bir tane de kulaklıkla beraber bu keyfimi tamamlamıştım. Şimdi tazeleme oranında güzel bilgiler verdik. Sadece ekranda beni etkileyen şey tazeleme oranı değil. Çünkü bunu tamamlayan bazı faktörler var. Mesela ekran kasa oranı. Yani bunun çok ince çerçevelere sahip olması da yine benim için önemliydi. Bununla beraber kontrast renk zenginliği gibi faktörlerde var Gerçekten çok hoş bir ekranla oyun oynadım geçelim performans tarafına şimdi performans tarafında Öncelikle işlemci zaten hemen şurada 10. nesil Intel işlemcileri görürüz yani piyasada bulabileceğiniz en yeni işlemci ailesi burada şimdi bendeki bilgisayarda core i7 işlemci vardı zaten açıklama kısmına bir tane link bırakacağım o linke tıklayarak tüm detayları nereden satın alabilirim nasıl satın alabilirim fiyatı nedir bu bilgileri erişebileceksiniz. 10. nesil işlemciler biliyorsunuz Intel bu konuda çok iddialı, çok yüksek performans aynı zamanda verimlilik ve düşük güç tüketimi konusunda gerçekten müthiş bir teknolojiye sahip bu işlemci ailesi. Bununla beraber tabii ki grafik ünitesi çok önemli. Nvidia'nın GeForce RTX 2070 Max-Q grafik ünitesi bana eşlik etti. Anladığım kadarıyla bu aile böyle akıcı, performanslı bir şekilde Counter Strike oynamama vesile oldu. Tabii ben bunu oynuyorum ama siz daha böyle güçlü performans gerektiren oyunları da yine deneyebilirsiniz. Performansı etkileyen diğer faktörler hakkında da bilgi verelim. Bunlar neler? Tabii ki RAM ve aynı zamanda depolama ünitesi. Şöyle ki 32 GB DDR4 RAM var şu anda kullandığım bu bilgisayarda. Bununla beraber 512 GB kapasiteye sahip olan NVMe PCI Express SSD depolama birimleri de mevcut. Merak edilen bir konu var. MSI de burada bir güzellik yapmış. Onu da sizlere anlatayım. Şimdi bazı oyuncular diyor ki 512 GB bana yetmiyor. Ya da ben RAM'i artıracağım. 32 değil 64 GB yapacağım. Şimdi bu modifikasyonları gerçekleştirirken kasa içerisinde teknik olarak bir operasyon yapmanız lazım. Bu operasyon yaparken bazı markalar vay işte benim etiketim yırtıldı garantiden çıktı. Şimdi MSI tarafı diyor ki etiketi yırtsan dahi herhangi bir parçaya zarar vermediğin yani sürece sen buradaki iyileştirmeleri genişletmeleri yapabilirsin REM'de ya da depolama ünitesine değişiklikler yapabilirsin diyor ve MSI bizden bir beğeni kazanıyor bu konuda. İşlemci, grafik ünitesi ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz teknik özellikler, performansı ve aynı zamanda oyun oynarken aldığınız keyfi yükselten önemli faktörler. Tabii şimdi bu faktörleri bir yandan düşündürten kısmı şu. Acaba çok kalın, kaba, ağır bir bilgisayara mı sahip olacağım? MSI mühendisleri bu performans canavarı birimleri bir araya getiriyor ama sonuçta bize 19.8 milimetre kalınlığa sahip, kalınlık demeyelim müthiş ince bir dizüstü bilgisayarı karşımıza getirmiş durumda. Peki bu kadar performans canavarı aynı zamanda ince bir dizüstü bilgisayar bu sefer beraberinde yeni bir soruyu aklımıza getiriyor. Acaba ısınma problemimiz olacak mı? Bununla ilgili de yine güzel geliştirmeler var. Sektördeki en ince fan yapraklarına sahip yani 0.1 mm kalınlığa sahip olan fan yaprakları buradaki modelde kullanılmış ve bununla beraber 3 tane fan ayrıca 7 tane de ısı borusuyla soğutma gerçekleştirilmiş. Değiştiriliyor. Tüm bu yapının bir de adı var. Cooler Boost Trinity Plus adı verilen bir soğutma yapısı bu. Bu soğutma yapısıyla beraber hava akışı bir önceki modele göre %15 artırılmış durumda. Bu da dizüstü bilgisayarınızın çok fazla ısınmamasını performansından kaybetmemesini sağlıyor. Aynı zamanda pil ömrüyle de alakalı bir durum bu. Çünkü pil ömrüne geçeyim hemen onu anlatayım. Şimdi böyle canavarı her zaman acaba adaptörde mi kullanacağız? Hayır. Çünkü sektörün en yüksek standartı yani buradaki standart şuna göre belirleniyor aslında. Siz bu dizüstü bilgisayarı uçağa koyabilecek misiniz? Şimdi bunun bir sınırı var ve bu 99.9 Watt saat arkadaşlar. Artık bataryaların gücünü bu şekilde ifade etsek çok iyi olur. Çünkü Watt değerini hesaplarken işte Volt, Amper bunları çarptığımızda ortaya çıkan sonucu paylaşıyoruz. Ve bir önceki modelle kıyaslayacak olursak yani GS65 modeliyle kıyaslayacak olursak ondaki batarya kapasitesi 82 Watt saatte şimdi dolayısıyla 99.9'a yükseltilmiş durumda. Bu da performans canavarı bilgisayarla biraz daha uzun oyun oynayabileceğiniz anlamına geliyor adaptörünüz olmadan. Bataryaya geçmişken aslında bir de eleştiri de bulunalım. Şimdi bu arkadaşı şarj eden bir ünite var. Adaptörden bahsediyoruz. Bu adaptörün en güzel özelliği birincisi kablosunun uzun olması. Yani ben evde bazen bebekleri rahatsız etmeden hani bir ortam bulayım orada oyun cumhuriyetini kurayım oyun oynayayım diyorum. Bazen prize uzak olabiliyorum. Gerçekten çok beklediğimden uzun bir kablo olduğunu söyleyebilirim söyleyebilirim. Birazcık ağır bir adaptörü var. Çok güçlü bir bataryası olduğu için onu hızlı bir şekilde şarj etmesi gerekiyor. O nedenle büyük bir adaptör var. Çantanızda birazcık yer kaplayacak, birazcık da ağır olacağını şimdiden hatırlatmış olalım. Ama oyun severler için bu adaptör olmazsa olmaz. Oyun keyfi için birazcık katlanmak zorundasınız. Geçelim klavyeye. Şimdi fare konusunda tabi buradaki touchpad çok başarılı. Geniş bu arada hatta enlemesine çok geniş, beklediğimden çok geniş bir yüzeyle karşılaştım. İnanılmaz hassas, iş için üretilen dizüstü bilgisayarlarla yarışabilecek seviyede bir touchpad'i aynı zamanda şimdi bahsedeceğim klavyesi var. Klavye o kadar sessiz çalışıyor ki, yani bu tamamen sanki bana üretilmiş bir bilgisayar gibi. Şöyle gece geç saatlerde oyun oynarken kulaklarınız zaten kafanızda ses çıkartmıyorsunuz. Fare hani çok ses çıkartan bir şey değil. Ses çıkartması muhtemel tek çevre birim buradaki klavye. Ama klavyeyi o kadar güzel tasarlamışlar ki hem ses çıkartmıyor hem sizi yazmaya da motive ediyor. Videoda söyledim ya bunu sadece oyun için değil. Yani iş için de kullanabilirsiniz. İş için kullanırken işte o uzun e-posta yazışmaları ya da oyun oynarken çok fazla sohbet ediyor olabilirsiniz. İşte tam bu esnada size hizmet eden bir klavye var. Klavye ile alakalı birkaç bilgi daha vereyim. Şöyle ki SteelSeries imzalı klavye geleneğini GS66'da yani bu modelde de devam ettiriyor. Tabi bunu bir yazılımla destekliyor. Bu yazılımın adı da SteelSeries Engine 3. Şimdi bu yazılımla beraber özgürlüğünüz biraz daha fazla. Örneğin her tuşa bağımsız olarak istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Farklı efektler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Makro ya da işte oyuna özel profilinize de seçimler buraya biliyorsunuz. Bu oyuncular için rekabet konusunda çok önemli ipuçları, herkesin paylaşmadığı ipuçları ama MSI hem donanım hem de yazılımla beraber burada oyuncuların hizmetinde. Şimdi ben çok tavsiye etmiyorum ama mutlaka bundan bahsetmemiz lazım. Normalde dizüstü bilgisayarların, oyuncular için kullanılan dizüstü bilgisayarların hoparlörleri masaya aşağı doğru bakar. Bu da aslında sizin duymak istediğiniz sesi böyle biraz dolaştırıp size ulaştırdığı için performans kaybına sebep olabilir. Burada doğrudan size yönlenen hoparlörler var hemen buradaki dizilimde. Ama açıkçası ben bu performansı kaliteli bir kulaklıkla denemenizi istiyorum. Ama her yerde bu imkan olmayabilir. Dizüstü bilgisayar Alman otomobillerine yani Alman otomobili ne demek? Biraz daha böyle lüks, standartların yüksek olduğu otomobiller anlamına geliyor. Bu otomobillere ses çözümü üreten bir marka var. Dynadio adı bir marka. Bununla beraber işbirliğine gidiyor ve Duo Wave adını verdikleri bir ses platformunu buradaki dizüstü bilgisayarda oyunculara kullandırtıyor. Tabi oyun severler özgürlüğü seviyor. Özgürlükten kastım ne? Şimdi burada çok güzel bir ekrandan bahsettim. Yani bana soracak olsanız başka bir ekrana geçmenize gerek yok. Çok güzel. Ama belki daha büyük, daha geniş bir ekranda oyun oynamak isteyebilirsiniz. O zaman bahsetmemiz gereken bir teknoloji var. Bu da buradaki görüntüyü nasıl aktaracağız? Bir gecikme olacak mı? Bir görüntü kalitesinde performans düşüklüğü olacak mı? Şimdi burada HDMI çıkışını görüyoruz. Bununla beraber Thunderbolt 3 çıkışında görüyoruz. Buradan görüntü ve aynı zamanda ses aktarımını da gerçekleştirebiliyoruz. Tabi Thunderbolt 3'ün sadece görüntü aktarımı değil aynı zamanda veri okuyup yazabilme performansı da inanılmaz bir seviyede olduğu için özellikle oyun değil de işte ne bileyim kurgu için ya da iş için kullanacak kişiler bu veri aktarımından ziyadesiyle faydalanabilir. Bu arada gerçekten geri çıkışlar konusunda çok zengin. Hani sağ tarafta baktığınız zaman bir ethernet girişini burada görüyoruz. İki tane USB, bir Thunderbolt girişi ve bir kulaklık çıkışını görüyoruz. Bu taraf bir USB, bir HDMI, bir Thunderbolt ve güç girişini görüyoruz. Diğer giriş çıkışlar tabii ki havalandırma için kullanılıyor. Tabii gözler bir SD kart okuyucusu girişi var mı yok mu diye aradı. Hani dedim ya hep böyle kurgu için kendi işimiz için de YouTuber olan arkadaşlar için de düşündüğüm için böyle bir şey şu anda görünmüyor arkadaşlar. Onu bir aparatta karşılamak durumundasınız. Yaklaşık bir haftadır keyifli bir şekilde oyun oynadığım MSI'ın GS66 Stealth modeliyle beraberliğimizden aldığım not notları sizlerle paylaştım. Gerçekten çok keyifli bir oyun deneyimim var. Tabii ki bunun da bir karşılığı var. Fiyatlar hem dolar kurundan hem de vergilerden dolayı biraz yüksek ama yine de oyun zevkini zirvede yaşamak isteyen kişiler için biz bu videoyu hazırladık. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklayabilirsiniz sevgili dostlar. Belki ilerleyen zamanlarda bir uzun kullanım testi sizlerle paylaşabiliriz. O uzun kullanım testi videosunda neler görmek istediğinizi lütfen aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dizüstü bilgisayar hakkında ne düşünüyorsunuz? Performansından ben çok etkilendim ama sizlerin de görüşlerini okumayı çok isterim. O nedenle görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.